işini bilesinin değerli izleyicileri, Trabzon'dan seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Varol Tarım Hizmetleri'ndeyiz. Yanımda Mehmet Bey var. Nasılsınız Mehmet Bey? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Varol. 1985 Trabzon doğumluyum. Yani belli bir iş sektörlerinden sonra artık sonunda köyüme gelip hani tarımla uğraşmayı tercih ettim. Yani bu anlamda da elimden geldiği kadar profesyonel tarım, aynı zamanda organik tarım da yapmaya çalışıyorum. Yani gördüğünüz gibi topraksız çilek seramız ve bunun yanında organik tarım, mürver bahçemiz var. Dokap'la birlikte bir çalışmamız var. Yani elimizden geldiği kadar ülke ekonomisine katkıda bulunmakla birlikte kendi ekonomimize de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çok güzel. Yani böyle. Mehmet Bey, kaç senedir bu sektördesiniz? Bu alanda ne zamandır ilgileniyorsunuz? Şimdi 2012 yılında Kıbrıs'ta turizm sektöründe çalışıyordum. Hı hı. 2012 Şubat ayıydı galiba. Trabzon'a döndüm ve artık 2013'ün sonlarında bu işe başladım. Yani tarımla ilgilenenleri bilir. Bir patla birlikte başladım bu işe. Yani onunla birlikte bahçe sürümleri derken fındıklık temizliği, oradan işte en son araştırmalarım sonucunda da topraksız tarım ve profesyonel ekipmanlara doğru ilerleyen zamanlarda onları da göstereceğiz. Çok güzel. Traktör falan, bütün ekipmanlar var yani. Çok güzel. Peki hizmet ve faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? O kadar geniş ki şimdi hangisinden bahsedeyim? Yani topraksız tarım, çilek, 300 metrekarelik bir seram var. Tamamıyla kendi emeğimle yapılmış, mühendislik harikası. Ve bunun yanında organik tarım, Dokap'la birlikte bir projemiz oldu. Mürver bahçesi. Bunun yanında bahçe bakım ve temizliği ile alakalı bütün profesyonel ekipmanlara sahibim. Traktörün bütün ekipmanları var. Traktörüm var. Hani ağaç kesmesi profesyonel bir şekilde bunlar yapılıyor. Gerekli yerlerde hani ekiple birlikte çalışıyorum ama çoğunlukla tek çalıştığım için, yani tek başına kocaman bir kadro diyebiliriz. Çok güzel. Peki izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizleri neden tercih etmeliler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Herkes bir işi yapabilir ama bu işi profesyonel yapmak çok farklı. Yani amatör yapmak çok farklı. Herkes tarlayı çapa yapabilir ama bunu hani sonuç itibariyle izleyip görmeden de buna çiftçimiz karar veremiyor. Yani beni tercih etmelerinin sebebi, sonuçta yine ben onlara bırakıyorum, onların kararı. Ama ekipmanıma ve ekibime güvendiğim için tercih edebilirler beni. Çok güzel. Mehmet Bey, Varol Tarım Hizmetleri olarak farkınız nedir? Varol Tarım Hizmetleri olarak farkımız, Trabzon'da böyle bir sektör yok. Çünkü herkes hani bireysel çalışıyor ve bu şekilde bu kadar ekipman yok yani kimsede. Belediyeler, üniversite ve havaalanı hariç, yani iddialıyım, kimsede bu kadar ekipman yok. Yani tek, başka biri yok. Çok güzel. Peki geleceğe dair planlarınız, projeleriniz var mıdır? Geleceğe dair plan, projelerimiz çok fazla ama buralara gelirken çok fazla bir destek almadım maddi anlamda. Şimdi organik tarım yapıyorum. Dokap sadece fide desteği verdi. Ben başka bir destek hani beklemedim kendilerinden ama projeler çok fazla, büyüyecek ileride inşallah diyorum ama bakalım. Yani şartlar ne gösterecek? TGRT ailesine ve Sen İşini Bilirsin programına teşekkür ederiz. Bizler çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.